1. İlk çağ zaman dilimi ilk semavi dinin ortaya çıktığı dönemdir. Ancak bu dönemde genel olarak politeist yani çok tanrılı inançlar yaygın görülmüştür. İnsanlar inançları gereği yapılar inşa etmişlerdir. Bu bilgilere göre aşağıdaki durumlardan hangisinin inanç olgusuyla ortaya çıktığı söylenemez. A. Monhir ve dolmenlerin inşa edilmesi. Evet, bunlar mezardır. Dinin göstergesidir. Bu bir nedendir. B. Piramitler. Bu da bir dinle ilgili bir kavramdır. Piramitler, mezarlar sonuçta. C. Kurgan. Kurgan da Türk mezarlarıdır. Baktığımız zaman. D. Lahitler. Lahitler de bir mezardır arkadaşlar. E. Tapates. Tapates ise Frigyalıların halı ve kilim dokumacılığına verdikleri isim. Farklı bir kavram. Yani cevabımız Edirne seçeneği olacak. İki. Asya Hun Devleti'nin Kuzey ve Güney Hunları olarak parçalanmasında durumlarından hangileri etkili oldu, etkili olmuştur? Şimdi Asya Hun Devleti'nin Kuzey ve Hun olarak parçalanmasında Kut anlayışının etkisi bir vardır. Evet, çünkü hanedan üyelerinin kendi hanedan üyelerinin de tahta söz konusu olması ülkenin parçalanmasına neden olacaktır. 2. Onluk sistemin uygulanması. Ya onluk sistemin ne gibi etkisi olabilir ki? Tabii ki olmaz. Sadece askeri bir sistem. Atalar kültürünün devam etmesi. Atalar kültürü de bir kültürle ilgili bir kavramdır. Bununla bir alakası yok. Cevabımız Adana denilebilir. 3. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Abbasiler döneminde gerçekleşmemiştir? Baktığımız zaman İstanbul kuşatılmıştır Abbasiler döneminde. Abbasiler döneminde olmuştur. Beytül Hikme'nin kurulması gene aynı şekilde Abbasiler döneminde olmuştur. İspanya'nın fethedilmesi ise Emeviler döneminde olmuştur. Emeviler döneminde Puatya Savaşı ile birlikte İspanya fethedilmiştir. Yani cevabımız 1 ve 2 değil, gerçekleşmemiştir dediği için cevabımız yalnız 3 seçeneği. 4. 1. Süleyman döneminde aşağıdaki devletlerden hangisiyle askeri ve siyasi mücadeleye girildiği söylenemez. 1. Süleyman yani Kanuni döneminde Venediklerle mücadele edilmiştir. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile mücadele edilmiştir. Avusturya ile mücadele edilmiştir. Safavilerle mücadele edilmiştir. Fakat Memlüklerle mücadele edilmemiştir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. 5. Osmanlı askeri teşkilatının merkez ordusunu oluşturan birimler arasında aşağıdaki hangisi yer almaz? Acemi olanlar ocağı merkez teşkilatındadır. Cebeciler merkez teşkilatındadır. Sol ulufeciler merkez teşkilatındadır. Sipahiler merkez teşkilatındadır. Fakat azaplar eyalet askeridir. Tımar sisteminden gelen askerlerdir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. 6. 2. Mahmut dönemindeki durumlardan hangileri devletin merkezi otoritesinin güçlenmesine katkı sağladığı sanılabilir? 1. Memurlara bağış bağlanması. Evet, memurlara bağış mı ya? Yani devletin yaptığı merkez otorite derken arkadaşlar, yani devlet bir yere postacısını bile gönderse, yani bir faaliyette bulunması onun merkezi otoritesinin güçlü olduğu anlamına gelir. Şimdi memurlara maaş bağlanması, evet, devlet memurlar devlete bağlı. Senede ittifakın hazırlanması, ayanlar devlete bağlılık yemini edecektir senede ittifakla. Yeniçeri ocağının kaldırılması, devleti dinlemeyen yeniçerilerin kaldırılması devletin otoritesini güçlendirecektir. Cevabımız 1, 2, 3 Edirne seçeneği diyoruz. 7. 1. Dünya Savaşı yıllarında Çarlık Rusyası'nda ortaya çıkan Bolşevik ihtilalinin etkisiyle Osmanlı Devleti'nin cephelerinden hangilerinin kapandığı söylenebilir? 1. Dünya Savaşı'nda Bolşevik ihtilaliyle
Çağlık Rusyası savaştan çekiliyor. Galiçya cephesi kapanıyor. Kafkas cephesi kapanıyor. Çanakkale cephesi ise Çağlık Rusya ile bir bağlantısı vardır. Aslında itiraf devletleri Çağlık Rusyası'nın savaşa devam etmesi için, yardım için gitmiştir. Fakat bunun Bolşevik ihtilali neticesiyle cephenin kapanmasıyla ilgili değildir. Cevabımız 1 ve 2 Denizli seçeneği olacak. Sekiz. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin 1929 dünya ekonomik bunalımının ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez? 1. ABD'nin verdiği kredileri alamaması. Evet, Amerika verdiği kredileri 1. Dünya Savaşı sonucunda verdiği kredileri geri alamıyor. Bu ABD'de de Kara Perşembe'nin, yani dünya ekonomik bunalımının ortaya çıkmasına neden oluyor. Ekonomiye devlet müdahalesinin olmaması. Evet, kriz ilk başladığında devlet fazla müdahale etmiyor. Zaten onun öncesinde de etmiyordu. Bu 29 dünya ekonomik bunalımının ortaya çıkmasında etkili olacaktır. İtalya'da Mussolini'nin iktidara gelmesi ise alakasız bir öncüdür. Cevabımız 1 ve 2 seçeneği, yani söylemeniz dediği için tabii ki Ceyhan seçeneği olacak arkadaşlar. 9. Mustafa Kemal Atatürk'ün medeni hukukta, aile hukukunda takip edeceğimiz yol ancak medeniyet yolu olacaktır. Hukukta işi oluruna bırakmak ve hurafelere bağlı milletleri uyanmaktan men eden en ağır bir kabustur. Türk milleti üzerinde böyle bir ağırlık bulunduramaz demiştir. Aşağıdakilerin hangisinin bu doğrultuda yapılmış olduğu söylenemez. A. Medeni kanunun kabul edilmesi. B. Şehri mahkemelerin kapatılması. C. Kaputaş kanunun kabul edilmesi. D. Anayasanın laikleştirilmesi. E. Mecellerin kaldırılması. Aslında burada laiklikten bahsediyor arkadaşlar. Bunlardan hangileri laiklikle ilgili değil? Laiklikle ilgili. Fakat bu milliyetçilikle ilgili kaputaş kanunu. Denizleri kullanım hakkının Türklere verilmesi, yabancılardan Türklere verilmesi milliyetçilikle alakalı olduğu için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. 10. 1939 yılında 2. Dünya Savaşı'nın başlaması sırasında İtalyan devleti bir süre boyunca Almanya'nın yanında savaşa katılmayacağını ilan etmesi Almanya yönetimini aşağıdaki devletlerden hangisini yakınlaştırmıştır? A. ABD, B. İngiltere, C. Fransa, D. Mısır, E. Sovyetler Birliği. Şimdi 1939 yılında İtalyanlar bir süre savaşa katılmayacağını ilan ettiği için Almanya Sovyetlerle saldırmazlık paktı yapar. Hatta Polonya topraklarını paylaşacaktır kendi iki devlet arasında. Bu topraklar paylaşılacaktır. Yani Sovyetlerle yakınlaşır. Cevabımız Edirne seçeneği. 11. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye, ABD'nin liderliğini yaptığı Batı bloğunda bulunmuştur. Ancak yaşanan bir takım gelişmeler karşısında Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler zayıflamıştır. Aşağıdakilerin hangisi iki ülke ilişkilerini zayıflatan gelişmelerden biridir? A. Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatması. B. ABD'nin Marshall Planı'nı hazırlaması. C. Türkiye'nin Truman Doktrini'nden faydalanması. D. ABD'nin NATO'yu kurması. C. Türkiye'nin İsrail Devleti'ni tanınması. Arkadaşlar, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerini zayıflatan en önemli olay Türkiye'nin ABD'den izinsiz Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatmasıdır. Hatta Johnson mektubuyla Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gerilecektir. Yani cevabımız Adana seçeneği olacak.